Ülkelerin aşılanma oranları yükseldikçe seyahatlerdeki rezervasyon sayıları da her gün artarak devam ediyor. Bu durum havayollarının seferlerinde kendisini gösteriyor. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa kıtasında uçak trafiği geçen yıla göre artış trendinde. Türk Hava Yolları ve İstanbul Havalimanı da uçuş ve yolcu sayısında salgın döneminin rekorlarını kırıyor. 2019'un rakamlarını yakalamak 2023-2024 yıllarını bulacak olsa da en azından havacılık sektörü için ümitli döneme girilmiş görünüyor. Ancak yurt dışı seyahatlerinde her ülkeye veya bölgeye göre günden güne değişkenlik gösteren kurallar söz konusu. Bu nedenle uluslararası seyahat edecekler için rezervasyon öncesinde dikkat edilmesi gereken 5 önemli hususu araştırdık. Hangi aşıdan kaç doz isteniyor? İlk olarak aşıların türlerine ve bunları kabul eden ülkelere dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı istisna markalar dışında genelde 2 doz aşı yaptırılması isteniyor. Rezervasyon yaparken en dikkat edilmesi gereken ilk durum, gidilecek ülkenin hangi marka ve kaç doz aşı ile kabul ettiğini araştırmak olmalı. Bu aşamadan sonra yaptırılan aşının kabul edilebilirliğini sağlamak için uygun sertifikaları temin etmek gerekiyor. Dijital aşı ve test dokümanlarla birlikte kağıt kopyalarında yolcuların yanında bulundurulması önemli. Aktarmalı uçuşlara dikkat edilmeli. Gidilecek ülkeyle ilgili birçok plan yapılabilir. Ancak rezervasyon yaparken ziyaret edilecek mekanların salgın dolayısıyla açık veya kapalı olduğu araştırılmalı. Katılmak istenen organizasyonların salgın dolayısıyla durumu mutlaka teyit edilmeli. Kesinlikle eski alışkanlıklarla hareket edilmemeli. Transit geçiş yapılmak durumu varsa herhangi bir aksaklıkta ara noktadaki ülkenin şartlarına bakarak aktarmalı uçuş için uygun havalimanı araştırılmalı. Covid-19'un durumuna bakılmalı. Bu dönemde uluslararası seyahatin en önemli kuralı gidilen yerde Covid-19 nedeniyle hastanelik olmamak. Bu sebeple gidilecek ülke veya şehirdeki son vaka durumu mutlaka araştırılmalı. Covid-19 varyantı barındıran ülkelerden kaçınılmalı. Karantina durumu kontrol edilmeli. Bazı ülkelere bu dönemde seyahat rahat ve kolay gibi görünebilir. Ancak ziyaret edilen ülkeler için başka devletlerin karantina şartı koyup koymadığına mutlaka göz atılmalı. Mesela vaka sayısının artışta olduğu bir ülkeye gittikten sonra başka bir ülkeye geçişte veya kendi ülkenize dönüşte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu durum örneğin Hindistan'a gidip geri dönemeyen Avustralya vatandaşlarında görüldü. Tahliye uçuşları da olmadığından riskli ülkelerde mağdur olabilirsiniz. Test yaptırılan yerler önemli. Aşılı olunsa bile bazı ülkeler uçuştan 48 veya 72 saat önce negatif PCR testi istiyor. Bunun için test yaptırma son aşamaya bırakılmalı. Ancak araştırma kesinlikle önceden yapılmalı. Uçuşta gecikme olması halinde PCR test süresinin dolmaması için iyi zamanlamayla doğru yerlerde ve sertifikanın doğru düzenlenmesi önemli. Bunun için de seyahat edilecek ülkenin ve havayolunun kuralları resmi sitelerinden özellikle incelenmeli.